Nasıl ki kırlarda, ovalarda seniz otu olur ve omega 3 yönünden çok faydalıdır. Uzmanlar sıklıkla öneriyor. Beyin sağlığı için, bilişsel fonksiyonların daha aktif olabilmesi için. İşte bu da kumsalda yetişen bir semiz otu türü. Kumların içinde deniz suyunun etkisinin hissedildiği bir yerde yetişmiş ve muazzam güzellikte çiçekleri vardı. Bir kök kopardım ama endişeliydim. Acaba dedim saksıda yetiştirebilir miyim? Çünkü bazı bitkiler sadece bulundukları ortamda yetişiyorlar. Zaten işte hani şu bitkiyi koparmak yasak, şu bitkiyi koparmanın cezası şu kadar diye bir haber duyarız. Bunun altında yatan sebep budur. Yani o bitkiyi boşu boşuna o ortamdan uzaklaştırıp neslinin tükenmesine sebep oluyoruz. Buna endemik bitki deniyor. Yani sadece o iklimde, o bölgede yetişiyor. Türkiye birçok iklimi içinde barındırdığı için pek çok şeyi yetiştirebiliyoruz. Ama yetişmeyen şeyler de oluyor. Onun için bitkilerin iyi araştırılması gerekiyor. Bu çiçek çok güzelmiş. Mesela birçok orkide türü. Aslında orkideler bu marketlerde satılan gösterişli, albenili, kalın saplı çiçekler değil. Doğada var olan orkideler aslında öyle çok güzel, gösterişli değil. Zarif, ince bir sapları oluyor genelde. Ve asalak olarak yaşıyorlar aslında. Ağaçların gövdelerine tutunuyorlar. O tutundukları ortamın besininden faydalanıyorlar. Ve çoğunlukla nemli ortamları seviyorlar. Doğadaki bir orkideyi koparıp işte evimizde yetiştiremeyeceğimiz gibi bazı bitkileri de koparmak sadece ve sadece kendi duygularımızı tatmin etmek ama o bitki için ölümcül bir karar vermek olacaktır. Onun için bitkilerin araştırılması lazım. Bitkileri tanımıyoruz. Gayet normal çünkü doğada yüzlerce bitki var ve bunların varyeteleri var. Bir bitkinin alt kültürlerinde bir sürü değişik bitki olabiliyor. Yaprağı farklı oluyor, içinde barındırdığı kimyasal maddeler farklı oluyor, elementleri, bileşikleri. Ama artık bunun da kolayı var. Akıllı telefonlarda uygulamalar var. Bitki tanıma programı diye. Bu bitki tanıma programlarını indirdiğimizde aslında doğanın içinde daha fazla çok şey fark edebiliyoruz. O bitkinin Latince ismini, farklı açıdan görüntülerini, morfolojisini, görüntüsünü, fizyolojisini içerdiği kimyasal maddeleri öğrenme şansımız oluyor. Ne kadar çok tanırsak, ne kadar çok üretirsek o kadar sever ve o kadar koruruz. İnsan bilmediği şeye karşı hoyrattır ya da bilmediği şeyden bir anlam çıkaramaz, var edemez. Mesela burada var olan zarif, küçücük ve çok güzel görünen bu çiçek benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü bu bir sağlık ve şifa kaynağı, keten bitkisi. Ve yine bu küçücük bitki lavanta. Tanımak, korumanın ve sevmenin ilk adımı.